وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال: أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، إلى آخر الحديث. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehl-i beyt, el asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin hemen duvarının yönünde türbenin dibinde metfum bulunan Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, cemaat-i müslimin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. İnna Allah Teala ihtare li ashaben. Allah Zülcel Hazretleri bana sahabiler, arkadaşlar seçti, verdi. Her şey takdire ezelde ki yazıya göre. Allah beni seçti, benim için de arkadaşlarımı, sahabelerimi, sahabilerimi seçti. Ashabımı seçti. Evet, bu sahabi ne demek arkadaş? Din, dilin, sahabi arkadaş demek. Seninle merhaba diyen, oturup kalkan, gezip tozduğun adama sahabi denir. Sahip denir. Çoğulu ashab veya sahb geliyor. Lügat manası bu olmakla beraber dinde anlamı nedir? Evet. Mümin olarak peygamberle yan yana gelmiş. Birlikte bulunmuş. Peygamberle dedim. Peygamberliğinden evvel değil. Peygamberlik göreviyle görevlendirildikten sonra peygamberle sallallahu aleyhi ve sellemle uyku halinde değil, uyanıkken birlikte olmuş. Öyle güzel insanlar var. Peygamber rüyasına görüyor. Pahalıdır o. Şimdi herkes gördüm falan diyor ama hikaye. O kadar ucuz değil yani. Ama görülebilir. Temiz kalpli müminlere peygamber gelir. Onlara moral verir. Evet. Evliyaullah da gelir. Güzel insanlara, onlara müjde, yardım etmek için. Bunlar var yani. Evet, uykuda gören sahabi olmaz. Uyanıkken görecek. Bir başka, ondan sonra Efendimiz'i dediğim gibi mümin olarak, Resul-i Ekrem sağken, peygamberken görmüş olacak. Mümin olarak Ebu Cehil de gördü peygamberimizi. Ama mümin değildi. Onun için sahabi olamaz. İman etmiş olacak. Yani iman etmişken gündüz deyin, uyanıkken gece, gündüz, uyanıkken görecek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Ondan hiç hadis nakletmedi. Olsun. Peygamberden şu hadisi işittim diye bir söz naklet. Olsun. Nakletmese de sahabidir o. Ve çok kısa an, çok kısa an peygamberi gördü. Yeterli. Ebu Bekir gibi gece gündüz yanında oturup kalkan var. Ömer gibi, radıyallahu anh'a gibi. Bir de gelmiş görmüş müminken, bu da sahabidir. Evet, adamın gözü kör. İman etmiş, gözü kör. Peygamberi göremiyor. Gören dedik. O da sahabi. İman etmişken, canlı olarak uyanıkken Resul-i Ekrem yanına geldi. Abdullah İbn Mektum var. Kur'an'ı en güzel okuyanlardan birisi. Evet. Onun yüzünden zaten peygamber biraz azar işitmiş Allah'tan. Mekke'de müşrik ileri gelenlerini böyle anlatıyormuş işte. Müslümanlığı. Çünkü kalantollar, her birinin peşinde bir sürü adam var. Onları İslam'a giriverirse birdenbire Müslümanlık büyüyecek. Derdi o, peygamberimizin görevi o. Onun için tam böyle kendini vermiş anlatıyorken kapıyı çalmış.
Abdullah bin Garip fakir bir adam. Ama mümin. Peygamberimizin yüzü kırışmış. Abese. Yüzünü kırıştırdın diyor. Sırası mı lan şimdi? Kapı çalacak sıra mı şimdi? Uğraşıyor çünkü. Derdi İslam'a ısınsınlar diye. Yüzünü eksilttin diyor. Ondan hepsi bir tarafa, o senin yüzün kırıştırdığın adam diyor. Böyle güzel adam diyor. Allah ihtar vermiş sana. Abdullah bin Mektum da amaydı ama sahabilerdendir. Allah'ın övdüğü kişilerdendir. Evet, çocuk, sabi, mümeyyiz, ne yaptığını biliyor. Bu da sahabi olur. Mümeyyizse bu da sahabi olur. Evet, tabii mümin olarak da ölmüş olmak şartı var. Allah korusun, peygambere iman etmiş, sahabi olmuş, sonra da mürtet olmuş. Bir iki kişi var böyle. Bununla sahabi olamaz. İmanıyla ölmüş olacak. İşte bu kişiler nurun, feyzin kaynağından aldıkları için, iman nurunu Muhammed Mustafa'dan aldıkları için bunları söylüyoruz size. Din de böyle efendi. Çünkü bilmeyenler aşırı gidiyorlar. Her şeyi Kur'an ve hadisin ışığında yerinde durdurmasını bileceksin. Medine-i Münevvere'de sohbet ediyoruz. Bizim Efendi Hazretleri dediği sahabilerden üstün. Benim frenden koptu. Herifi kovdum. Çık şuranı dedim, terbiyesiz. Hocasını çok seviyor adam. Şeyhini yani. Ama bir şeyh ne kadar yüksek olursa olsun bu sahabilerin en basiti diyebileceğimiz basitler yok ya. Nın ayak tozu olamazlar. Çünkü onlar bizzat peygamberden aldılar. Bunu bilmiyor adam. Bizim efendi sahabiden üstün, defol şuradan dedim, kovdum herifi. Böyle yanlış bilgiler de var. Aşırı gidiyor. İnsan hocasını sever tabii. Bir harf öğretenin kölesi olurum demiyor mu Hazreti Ali? Tabii sever ama yerinde durmasını bileceksin ya. Bu sahabi arkadaş. Allah bu sahabiler övmüş. Resulullah da aman diyor, hangisi olursa olsun bir tek lah bile etmeyeceksiniz. Özellikle duruyor. Şimdi tabii bu ehl-i sünnet ve cemaat inancı. Hepsi öyle mi? Yok canım. İslam aleminde oho neler var. Şimdi okuyacağız onları. Onları söyleyeceğiz. Evet, Allah-u Zülcelal Hazretleri bana sahabiler seçti. Sahabi bu demek. Fecealehum ashabi. Onları benim sevgililerim, arkadaşlarım kıldı. Vashari, hısımlarım. Bir hanımla evleniyorsun. Evlenmek Allah'ın emri, peygamberin emri. Evlenmemek yok arkadaş. Mazeretin yoksa, fiziki bir mazeretin yoksa, başka türlü şeylerin yoksa herkes evlenecek. Bunları söylüyoruz. Fenkihu, evlen. Allah'ın emri bu. Fenkihu, ey veliler, analar, babalar, bekar oğlanlarınızı, kızlarınızı evlendirin. Allah'ın emri ya bu. Peygamber de ben evlendim, benim sünnetim evlenmek. Evlenmeyen femen râibâ sünneti feleyse minni, bizden değildir diye sert söylüyor böyle. Efendim hocası evlenmemiş. Ben de evlenmeyeceğim diyen delil var bir sürü. Evet. İyi niyetli. Hocasını çok sevdiğinden yine aynen onun gibi olacağım diyor, evlenmeyeceğim. Oğlum Allah böyle söylüyor, peygamber böyle söylüyor. Senin hocan onları öğrettiği için hoca sevilir. Hiç Allah'ın dediği bırakılır da hocanın dediği tutulur mu ya? Öyle diyen kafasızlar var. Niye evlenmedi? Ne biliyorsun? Adam bir hastalığı var, fırsat bulamadı. Peygamber böyle deyip durur. Böyle diyenler de var da bu asırlık şeyler bunlar. Müslümanlar evlenmezse ortalık kime kalır? Gavurlara kalır ya. Böyle şey olur mu? Çok yanlış düşünceler. Evet. Siz evlendiğiniz zaman hanımınızın akrabaları sizin neyiniz olur? Dünür hısımlı diyorsunuz ya. Ashar o demek. Benim akrabalarım kıldı onları. Benim akrabalarım, yakınlarım kıldı, hısımlarım kıldı. Aslında işte hanımın kocasının akrabası dünür hısımı olur. Koca da evin reisi de hanımının kan
akrabaları onun dünür hısmı olur. Sihir, ashar onlar demek. Sahabilerim beni böyle şey kıldı, sahabiler kıldı ve benim akrabalarım kıldı. Ve ensari, aynı zamanda Allah benim onları bana yardımcı kıldı. Ensar, nasır, yardımcı demek. Ensar, onun çoğulu. Evet, İsa Aleyhisselam da Nasra kentinde yaşadı, Kudüs civarında. Onun için Nasrani diyorlar, Nasara diyorlar, Nasra kenti. Onun da yardımcıları vardır, havarileri. Evet, sahabileri benim yardımcılarım kıldı Allah ezelde. Bunu bana verdi, seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bunlar öylesiye sevdiler, yardım ettiler. Her ne pahası olursa olsun seni koruyacağız diye antlar içtiler. Evet, yalnız başındayken bile, 3-5 kişiyken bile her tehlikeyi göze aldılar, Efendimiz'i korudular. Efendimiz'i kurtuldular, canlarını siper ettiler. Öyle yiğit insanlar bunlar, Allah'ın sevdiği kişiler bunlar. Şimdi yardımcı sıfatından, evet, Ansar, sahabiler, Medinelilere Ansar diyor genelde. Mekkelilere muhacir deniyor, Allah Kur'an'da böyle tabir. Ama hepsi peygamberin yardımcıları. Ansar kelimesinin alimler diyorlar ki, bugün de İslam'a hizmet eden, Müslümanlara hizmet eden, Allah'ın kullarına yardım eden, Allah'a yardım etmiş olur. Evet, Kur'an'da ayet var. Künü ensarallahi. Allah'ın yardımcıları olunuz. Halbuki Allah yardıma muhtaç değil ki. Müslümanı öğretirsen din, İslam Allah'ın dini, Allah'ın yardımcısı olmuş olursun. Allah diyor ki mazluma yardım edin, garibe yardım edin, düşküne yardım edin. Kur'an'da yok mu? Bu Allah'ın emri. Bunu yerine getirirsen Allah'ın yardımcısı olursun. Allah yardıma muhtaç değil de onun adına iş görmüş oluyorsun. Böyle şerefli bir iş. Her İslam'a yardım eden, hem Allah'ın emirlerine göre mazlumlara, düşkünlere yardım edenler, gariplere yardım edenler de ansar cümlesine girer diyor. Alimler öyle söylüyorlar. Evet, öyle söylüyorlar. Kıyamete kadar dini İslam, mübini İslam'a yardım eden herkes bu ensar kelimesi içine girer diyen, dini korumak için gayret eden, çalışan kimseler girer diyen alimler var. İşte bu sahabileri bana yardımcı kıldı. Ve seyyeci ümimbadihim kavmun amma. Bu benim yardım eden, beni koruyan, bana toz kondurmayan, benim tükrüğümü bile şeref bilen, saçını bile şeref biliyor adam saklamış. Tarışı olurken haçtan, son veda haçında ihrama giriyorsunuz. Arafat'ta dua ediyorsunuz. Hacı olmak için o şart. Arafat'tan dönerken Müzdelife'de gizlenmiş peygamberimiz sabahleyin dua etmiş. Bu vacip. Bunu terk etmeyin. Hacca gittiğiniz zaman unutmayın. Evet, unutmayın. Şimdi yaptırmıyorlar da ondan diyor. Çünkü orada arazi yapmak zor. Bu zorluğu yeneceksin arkadaş. Ta Türkiye'den gitmişsin, bir ton para harcamışsın. Zorluktan kaçmak yok. Güzel hacı olacaksan Arafat'ta kuralına göre hacı olacaksın. Gün batmadan Arafat'tan ayrılmasın. Uyanıklık yapıyor. Şimdi herkesin kafası çok çalışıyor ya. Kalabalık olmadan, gün batmadan gideyim de diyor, orada yer kapayım. Ulan vakti gelmeden gitmek yok. Suç istersin. İkindin çekiyor, gidiyor Müzdelife'ye, bilmem şeyden taşımaya kalabalık olmadan. Bunlar yanlış şeyler. Peygamberin yapmadığı yerleri yapmayacaksın. Durduğu yerde duracaksın. Müzdelife'de kalmış, dua etmiş, namazı kılmış, şeytan taşlama gelmiş. Şeytan taşladıktan sonra evet, kurban kesilir. Kurban kesmeden tıraş olunmaz. Efendimiz kesmiş kurbanını, tıraş olmuş. Sağ tarafından başlamış, gazıtmış yahu. Saçını usturaya vurdurmuş. Ondan evvel tıraş olanlar var. Tıraş olabilirsiniz dediği zaman onlar fiyakamız bozulmasın diye, şimdi bizim Türk hacıların yaptığı gibi
Çünkü kazıttın mı aynı oluyor. Ne yaptın ya filan diyorlar. Buna nefse ağır geliyor. Fiyakımız bozulmasın diye sağından salından makasla bir şey yapanlar. Evet, Hanefi mezhebine göre her tarafından bir santim kısaltmak lazım. Asgarisi şartı bu. Öbür mezheplere karışmıyoruz biz. Hanefiysen böyle arkadaş. Orada herkes Şafii oluyor. Fiyakan bozulmasın diye. Yok arkadaş. Ya toptan Şafii ol. Sözümüz yok. Ya toptan Hanefi olacaksın. Hep millet kaçıyor şimdi yapıyor bunlar ama yanlış diyoruz size. Evet, tıraş olmuş onu söyleyeceğim. Allah çıkan saçlarını başında kıl kıl tel tel kopmuşlar sahabiler. İşte onun için senin camiinde hani diyorsun ya peygamberin saçı var falan, sakalı şerifi var. Onlardan gelmiş olabilir. Şeceresi varsa belgesi bir şey demiyoruz. Ama köylere varınca kadar da o kadar saçın neden dünyada ne kadar Müslüman ama o biraz su götürüyor da olabilir işte tıraş olunca tel tel kapmışlar. Şeref biliyorlar peygamberin saçının telini, sakalının telini. Şeref olmaz mı ya? Evet. Peygamber saçı bu. Evet. Eşya mukaddes olmaz ama peygamber saçı ya bu. Sıradan bir saç mı canım? Evet, kapmışlar. O kadar hayran peygamberimize, tükrünü şeref biliyorlar. Bir de bunların yanında bu güzel peygamber için canını feda eden kimselere taş atanlar var. Feseyeci'u min ba'dihim kavmun yentakisûnehum ve yesubbûnehum. Sonradan bir takım insanlar gelecek ki bunda Yahudilerin rolü var. Anlatıyoruz zaman zaman size. İslam düşmanlarının Müslümanları parçalamak için, birbirini kırdırmak için hala devam ediyor ya. Evet. Alet olmuşlar. Evet. Komşularımız içinde var. Şurası burası demiyorum. Bildik, aralarına girdik. Konuştuk. Hazreti Ebubekir'e sövüyor. Ömer'e sövüyor. Hazreti Osman'a sövüyor. Lanet okuyor ya. Öyle koca koca insanlar var. Yüz binler, milyonlar var. Onları da görmüş peygamberimiz. Benden sonra öyle insanlar gelecek. Benim birçok sevdiğim, benim için canlarını siper eden bu sahabime sövecekler. Haklarını yiyecekler. Yesubbûnehum, onlara kızıp veriştirecekler, sövecekler. İftira edecekler onlara. Ben tercüme ediyorum tabii. Fe'in erdektumuhum. Benim sahabilerime söven, lanet okuyan, iftira edenlere yetiştiniz mi? Fela tunakihuhum. Onların karılarıyla, kızlarıyla evlenmeyiniz. Hadis tercüme ediyorum efendim ben. Elçiye zeval yok. Kabul edersin yetmezsin. Oraya karışmıyorum. Onların kızlarıyla, karılarıyla evlenmeyiniz. Ve la tuvâkilûhum. Onlarla oturup yemek de yemeyiniz. Yemek de yemeyiniz. Öyle söylüyor peygamberimiz. Ve la tuşâribûhum. Beraber oturup su, şerbet içmeyiniz. Ve la tusallu ma'hum. Onlarla namaz da kılmayınız. Onlara imam yapmayınız. Arkasında namaz kılmayınız. Onlara uymayınız. Ve la tusallu aleyhim. Öldükleri zaman namazlarını da kılmayınız. Tercüme ediyorum. Yanlışım varsa itiraz edin. İza matu. Öldükleri zaman cenaze namazı kılmayınız. Darakuddi. Hadis sahih. Ne namaz kılmıyorsun lan diyoruz. Benim namazımı Ali kıldı diyor herif. Ne gusül etmiyorsun? Benim guslümü Ali yaptı. Ne oruç tutmuyorsun Ramazan'da? Benim orucumu Ali tuttu. Allah dedi oruç tuttun diyor. Kur'an'da Ramazan'da her Ramazan içen oruç tutsun.
Günde 5 vakit namaz farz diyor size diyor. Ömrünüzde bir de hacca gitmek farz diyor. Benimkini hep Ali yaptı diyor. Hiçbir yok. Gusül yok, abdest yok. Hazreti Ebubekir ana avrat seviyor. İçine girdik duyduk efendim. Sadece burada değil. Yüz binler seviyorlar. Ebubekir'e, Ömer'e, Osman'a radıyallahu anh. Evet. Ve bu adam çarşaf giyiyor böyle. Gözünü bile göstermiyor. Neye yarar? İtikat kurtluğu bozuk olduktan sonra çarşaf kurtarır mı seni? Evet. Şimdi öyle çok insan var. Şu devlette demiyorum, birçok yerde var. Birçok yerde var. İşte bunların arasında ne diyor? Ashabi ken nucumi beyihim iktedeytüm ihdedeytüm. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz. Kutup yıldızından kuzey orada diye biliyorsun değil mi? Şaşırmayı kurtarıyorsun kendini. Sahabenin her biri diyor öyledir. Şaşırmaktan kurtulursunuz. Sahabeme bakın. Peygamber sözü bu. Allah'a Allah'a ashabi. Allah aşkına Allah aşkına sahabeme dil uzatmayın. Kaç defa söylüyor böyle. Kim ona dil, onlara dil uzatırsa bana dil uzatır. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatır. Sözler onun. Ama söylüyorlar şimdi. Yüz binler bir araya geliyor. Söylüyorlar. İslam alemini parçalamışlar, kandırmışlar İslam düşmanları. Bir de anlayış farkından. Evet, böyle insanlar. Efendimizin hadisini size aklıyorum. Gusül yok, abdest yok, namaz yok, oruç yok. Onların kızını almayın, kız vermeyin, yiyip içmeyin, oturup kalkmayın, cenaze namazını kılmayın. Çünkü Kur'an'da ne diyor? Allah namaza durduğunuz zaman فَلْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَيْدَمْ اِلَى الْمَرَقِ Abdest alın diyor Allah. Allah'ın ayetini inkar ediyor bu adam. Bu adam Müslüman olur mu? Cenaze namazı kılınır mı ya? Kılmıyor. Kılmayacaksınız diyor. Hadisi öyle efendim. Dârekutni hadisi. Elhamdülillah biz ehl-i sünnet vel cemaat yolunu seçmişiz. Böyle aşırılıklardan uzakız. Kimisi şeytana tapıyor. Şeytanın şerrinden kurtulmak için onu tapacaksın diyor. Öyle yorum yapıyorlar. Şeytana tapanlar da var yani. Şeytana tapanlar da var. Çok var, çok. Bu şey içerisinde ehl-i sünnet vel cemaatten ayrılmayın. Sevad-ı azam, büyük topluluk. Kıyamete kadar bu hak üzere olanlar devam edecek. Öbürler bunları galip gelemeyecek. Zorlasalar da, şaşırtsalar da galip gelemeyecekler. Siz ondan ayrılmayın. Ayrılmadığın sürece de Allah'ın yardımı sizinle beraberdir diyor güzel peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnnallaha ihtarani. Allah beni seçti. Arap milletinden beni seçti. Buna dair hadis okuduk. İşte Arap milletinden en sona Haşimiler seçti. Haşimilerden beni seçti diyor. Burada da Allah beni seçti. Vahtare li ashaben. Benim için sahabiler de seçti. Fecale li minhum vuzera. Sahabilerim arasından da bana vezirler seçti. Vezir ne demek? Vizir yük demek. Ve la tezru vaziratun vizra uhra. Sen bir suç dersen 20. asırda Batı buna varabilmiş. Suç şahsidir. Suçu işlen cezalandırılır. Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da, İngiltere'de sülalesini cezalandırıyorlardı suç işleyenin. Düne kadar. Ancak 20. asırda bunu varabildiler. Peygamber 1400 sene evvel Kur'an'da bunu tebliğ etti insanlara. Suç şahsidir. Eğer başkasına önderlik yapmadıysa sadece suçu işlen cezalandırılır. Avrupa bunu yeni kavrayabildi. Şimdi bize adamlık saslıyorlar. Evet. Şimdi bize yanına varmaz hale kendilerini gösteriyorlar. Geçmişleri böyle şeyle onların. Vizir yük demek. Suç demek. Vizir. Vezir ne demek? O vezir olduğu kişinin yükünü alan adam demek. Padişahsa padişahın yükünü alan adam demek. Devlet reisi ise devlet reisinin yükünü alan demek.
başbakanın yükünü alan adam demek, vezir bu demek. Evet, sahabilerim de beni böyle vezirle seçti Allah. Yani benim yükümü omuzlayan, üstlenen kişiler seçti. Ve ashâran, akrabalar seçti. Ve ensâran, yardımcılar seçti. Femen sebbehum. Evet, kim onlara severse, sahabilerin şu kısmına değil, hepsine, herhangi birine kim söverse, evet, onlara dil uzatırsa, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın, tüm meleklerin, tüm insanların laneti tepelerine yağsın. Peygamberin bedduasıdır. Evet. Ben, tabi bunları okuyoruz. Niye gittiğimizde? Hep bakıyoruz. Kur'an'da olan şey. Görmek başka bir şey. Görünce insan başka oluyor. Onun için gittiğimizde de bakarız. Şimdi peygambere sövenler de geliyor bazen. Şey, peygamberimizin sahabesini sövenler de geliyor. Şuraya buraya. Dini vecibemi yapacağım diye geliyor. Evet, siz de bakın bakın. Bir ehl-i sünnet inancına sahip olan Müslüman, bir de Ebu Bekir'e, Ömer'e süven adam yan yana şöyle giderken bakın. Birinin yüzü nurludur, ışlar. Birinin yüzü kapkaradır. Yüzünden okuyacaksınız adamı. Neden? Peygamberin sözleri var. Bak, Allah'ın laneti tepesine yağsın diyor. Dünya bir tarafa diyor, Ebu Bekir bir tarafa diyor. Bakıyoruz ya, böyle demiş. Böyle diyen adamın yüzüne nur olur mu? Bakın lütfen, bakın. Ben hep böyle bakıyorum. Yüzün herif kapkara herifin yani. Kocaman savuk, kavuk sarmış. Cübbe giymiş. Sakal göbeğine kadar. Yani yüzünde ışık yok. Yüzünde ışık yok. Gavurla mümin de böyledir. Nuruhum simahum fi vucuhum min eseri sucud. Ben buraya talebelikte geliyordum. Bu hocayı ziyaret ediyordum. Benim hocamın hocasının hocası çünkü bu. Onun için geliyordum. Buraya çok turist geliyor biliyorsunuz. Evet. Hilton'da oturum. O zaman sadece Hilton var. Bir tane İstanbul'da şimdi çok ya. 5 yıldız otel. Paraları da o zaman bizim para çok ucuz. Ondanki pahalı. Geliyorlar buraya. Lüks yerlerde kalıyorlar. Gıcır gıcır yıkanıyorlar. Gıcır gıcır elbise. Şu karşıda da dükkanlar var. Görüyorsunuz, kahveler var. Her burada kağıt oynuyor. Namaza gelmiyor kerata. Dibinde. Çok dövecekler onları. Ezan duydun halde, cami dibinde olduğu halde niye gelmedin diye. Kardeş olarak uyarıyorum. Çok sobat çekler onlara. Ama mümin herif inkar etmiyor. Para kazanacağım diye gelmiyor buraya. Şimdi günahkar yani. Keş, düşeş, deyip durur. Okuyoruz bunları. Hilton'dan gelmiş herif, gıcır gıcır yıkanmış. Yanına gidiyor, alışverişe, kahvesine oturuyor. Siz de bakın ya abi. Yüzüne bakıyorum ben. Ulan, o kağıt oynayan herif mümin ya. Yüzünde bir ışıldama var. Ama gavur o kadar yıkanmış ama. Yok. Kara yüzü ya. Hep bunlar. Allah öyle söylüyor, peygamber de öyle söylüyor. Bu sahabilere sövenler de Kabe'ye gelseler de yüzlerinde ışık yok. Niye sövüyorum ya? Sen orada mıydın kardeşim ya? Hesabını Allah verecek. Yanlışı varsa sen orada mıydın ya? Aradan 1000 sene geçmiş. Ebu Bekir sövmenin ne alem var ya? Dilini tut be ya. Evet efendim. Kim onlara söverse, sahabilerden herhangi birine söverse, ehl-i sünnet yolu işte bunları esas aldığı için, evet, biz Hazreti Ali'yi çok seviyoruz. Hasan Hüseyin'e kurban olalım. Ama onlarla mücadele eden Muaviye'de de ana avra sövmeyiz arkadaş. Hesabını Allah'a verecek. Çünkü bu anlar var. Sahabemden herhangi birini sövemezsiniz. Söverseniz Allah'ın laneti tepelerine yağsın diyor peygamber. Onun için biz susarız. Bizim yolumuz orta yol yani. Ehl-i sünnet ve cemaat yolu orta yol. Biz öyle aşırılıklara sokmayız. Evet. Onlardan benim sahabilerimden vezirlerim var. Yükümü hafifletirler.
yakınlarım var, yardımcılarım var. Onları sövenlerin Allah başına lanet yazsın. Ne zaman? La yukbelu minhu yevmel kıyame. Daha şiddet ifadeler var. Onlardan Allah kıyamet gününde, yani sur üflenecek, İsrafil aleyhisselam böyle ağzına dokmuş bir bakıyor. Bu derece yakın kıyamet. Canım, yaratılışa göre yakın. Senin ömrüne göre değil. Kaç senelik ömrün var? 70-80 sene ömrün var. Yaratılışa göre o derece yakın kıyamet. Ama ne kadar süre Allah bilir. Bir gözü arşta, eli dudanda, evet, sur elinde bakıyor. Emir gelse hemen yıkacak kainatı. Biz buna inanıyoruz ve öyle şeyler var. Menüfika fissuri var, orada ayet var. Sur üflenecek, her şey yıkılacak. Dağlar atılmış pamuk gibi denize fışkıracak. Bir tane canlı kalmayacak. Ondan sonra bir bekleme süresi var. Bir sur daha üfleyecek. Herkes yerden baharın, otların çıktığı gibi yağmur yağınca, güneş ısıdınca kabirlerinden çıkacaklar, tozlarını silkecekler, dirilecekler. İnşallah yok lan, ayet bu. İnşallah şüpheli şeyler de olur. Ayet bu ya. Kesin yani bunlar. Güzel müminler la ilahe illallah diyerek silkecekler tozlarını. Allah onlardan etsin bizi. La ilahe illallah diyerek silkecekler tozlarını. Ondan sonra ve caet kullu nefsin ma'ha sa'ikun ve şehid. Kaf'ta önüne bir gardiyan melek, arkanda bir gardiyan melek. Yürü! Mahkeme-i kubra, insanı mahşere. Bunlar olacak. Güzel mümin gece gündüz la ilahe illallah demiş, öyle yapmış, öyle kalkmış. Kalbinde la ilahe illallah var, dilinde. Giderken yine askerin sağ sağ dediği gibi la ilahe illallah diye diye gidecek. Melekler onu götürecekler. Öteki de bunu bilmeyen adam, dili dolaşan adam, yürü lan! Hani bastırıyorlar ya, yok mu diyorsunuz, de diyorsunuz. Evet, öyle şeyler olacak. O işte mahşerde, şimdi öyle söylüyor, toplan mahkeme kübrada hesaplar görüldüğü zaman la yukbelu minhu, böyle adamlardan, sahabiye söven adamlardan Allah kıyamet günü kabul etmez, kabul olunmaz. Sarpan, nafileleri kabul edilmez. Yani şimdi namazdan evvel sünnet kıldınız. Sünnetleri sakın terk etmeyiniz. Evet. Sünnetler, Ebu Davud hadisi var. Kazaya başlamış bir mümin, sonra da aklı başına gelmiş, kaza etmeye başlamış. 30 sene namaz kılmamış. Her namazın arkasından bir namaz kaza ediyor, prensip edinmiş. Ve yatarken 5 vakit birden namaz kaza ediyor, yatıyor. En son üzerinde kalan mesela sabah namazın kazasına, sünnetler kaza edilmez. Öğle namazın kazasına diye diye böyle her gün 5 vakit kaza ediyor. Yola girmiş, Azrail demiş ki yürü, süre tamam. 30 senelik borcu var, ancak 10 seneli ödeyebilmiş. Diyor ki Efendimiz, böyle iyi niyetle yola girmiş olanlar için söylüyorum. Efendim, Allah Zülcelal Hazretleri buyururmuş ki, Habibimin sünnetini kılmış mı bakalım? Bak, oho, fazla fazla kılmış. Onları onun yerine sayıverin, borcunu kapatın. Onun için biz akıllı milletiz. Camiye gittik mi, sünnetleri hiç bırakmayız. Gece namazları böyle, kuşluk namazları böyle, evvabin namazları böyle. Bu sünnetler borç yerine geçecek böyle durumda. Böyle müjdeler var. Efendimizin hadislerine göre konuşuyoruz. Bunlar kabul edilmeyecek. O sevenler için bunlar yok. Daha vela adlen, nafileleri kabul edilmediği gibi farzları da kabul edilmeyecek. Namaz kılıyor. Ama hayır. Sen Ebu Bekir'i sövdün. Ömer'e lanet okudun. Şimdi bilmek ne kadar önemli biliyor musunuz? Bunları öğreneceksiniz. Bu devirde her kafadan bir ses çıkıyor.
Şimdi 69'da ilk defa hacca gittik. Allah nasip etti. Kerbela'yı ziyaret ediyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ziyaret edelim. Naşi orada, kafası Kahire'de. Vermiyorlar ikisi de. Orada da türbesi var, orada da türbesi var. Kaçırmışlar çünkü Kerbela'da çok karışıklıklar olmuş. Kafasını kaçırmışlar oraya. Vardık, bir tane adam keçe külahlı, deve yününden latası var. Bizim arkadaşlarımız, hacı arkadaşlarımız. Ben de ziyaret ettireceğim dedi. Dedim ben hocayım ya, bunlar benim arkadaşım. Ekmek param ama engel olma dedi. Yılda bir defa dedi, para kazanıyoruz. Eğilin memleketindesin. Tamam dedik, sen bilirsin. Düştü öne. Evet arkadaşlar. Kerbela'da. Le'anallahu Ebu Bekir ve Ömer'e ve Osman'a diyor. Herif. Bizim hocalar da amin diyor. Allah Ebu Bekir Ömer'e lanet etsin diyor herif. Yüksek sesle bağırıyor. Bizim hacılar da Arapça bilmediği için amin diyorlar. Herif yarım saat sövdü onlara. Çok bağıra bağıra heyecanlı böyle sövdüğü için bizimkiler öyle bir para verdiler ki herife avuç avuç. Herif eteğini doldurdu. Sonra tabii adamdan korkuyoruz. Elin memleketindesin. Oralı herif. Biraz ara dedim ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Böyle dedi. Hemen gidelim dediler, hemen şu herifi parçalayalım. Orada emniyet müdürüymüş, Kerkükliymiş, Türk. Dedi, nereye gidiyorsunuz dedi, burası da Irak dedi, Türkiye değil. Bunların hepsi bunlardan dedi. İşinize gidin korucu dedi, parçalarlar sizi. Ama bizim hacı bak, bilmemen iki daha zor. Küfre amin diyor. Aynen öyle olsun diyor. Ondan sonra da öldürücü yok, geçmiş ola arkadaş. Bilmek lazım. Güzelini bilmek lazım. Akıntıya kürek çekmemek lazım. İşin doğrusunu bilirsen bir dakika arkadaş diyeceksin. Bu da bilmeyle olur. Onun için diyoruz hep size. Evet güzel peygamberimiz farzı da yerine kabul edilmez onların. Evet farzı da kabul edilmez. Tabarani Hakim Müstesekin'de Abdurrahman İbni Salim bin Abdurrahman İbni Uveyn bin Saide Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.